Sayın Valim, Sayın Milletvekilleri ve değerli misafirler, hoş geldiniz. Yaklaşık 15 yıldan beri Lisinya doğal olarak burada projeler yürütmekteyiz. Tabii ki en önemli projelerimizden bir tanesi özellikle Burdur Gölü. Ve biliyorsunuz küresel ısınma kaynaklı çok hızlı sularımızı kaybediyoruz. Gül aynı zamanda çok az su tüketiyor ve 1300 rakımların üzerinde susuz yetişebilen bir ürün. Bunun yanında ilk gül kültürünün başladığı yerlerden birisindeyiz. İlyas Köyü'nden Salla Gölü'ne kadarki olan güzelce aynı zamanda doğal bir gül rotası. Biz 2 yıldan beri bu rotayı ve bir gülle ilgili ekoturizmi canlandırmak adına projeler yürütüyoruz. Biz gül yolu rotasını aynı zamanda gül deresi projemizle birlikte Akçaköy'de katkıda bulunmak istiyoruz ki yıllık olarak ciddi anlamda bir yöreye getirisi olacak. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bugün gül yolu projemizi tanıtmak için toplandık. Bu işin bize düşen kısmı daha çok gelen turistimizi bu yöne yönlendirmek. Toplamda 82 kilometrelik bir alanımız var burada. Haliyle daha önce de çok defa ifade ettim ama bir kez daha ifade ederim. Burdur olarak biz kümülatif anlamda ziyaretçi oranında çok ciddi bir artış sağladık. Yani tüm zamanların rekorunu kırdık diyebiliriz. Türkiye bilimsizliği bağlamında %34.47 oranında bir artışımız var. Ajantalarımız artık yeni rotalar peşinde. Bu bağlamda biz Lisinya bölgesinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Fakat bununla sağ olsun bizim aynı zamanda tanıtma kurulu üyemiz Öztürk Bey. Bununla yetinmek istemiyoruz. Artık alternatif turizm yollarını ajantalarımıza sunmak üzere girişimlere başladık. Bu bağlamda bu sene ciddi bir artış oldu yine. Sayın Valimiz de burada çok büyük destekleriyle beraber. İnşallah gül yolu projesiyle bunu kat kat arttırmak istiyoruz. Hem yöre halkına hem de turizmize inşallah katkı sağlayacaktır ümidiyle arz ediyorum sana. Gülün tarihi ta insanlık tarihinin de öncesine kadar gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Colorado eyaletinde yapılan bir araştırmada gülün 40 milyon yıl öncesine kadar gittiği belirlenmiştir. Moleküler biyologların yaptığı araştırmada ise ta 200 milyon yıl öncesine kadar gittiği belirlenmiştir. Ve dünyada en önemli üreticilerden birisi ülkemizdir. Dünya gül yağı üretiminin %50'si ülkemizden üretilmektedir. %40 ise Bulgaristan'da üretiliyor. Ve katma değeri çok yüksek olan bir üründür ki yaklaşık 1 kilogram gül yağı 12 bin euroya tekabül etmektedir. Bu nedenle de katma değeri yüksek olduğu için Sayın Valimin öncülüğünde bizler de 12 köyümüzü kapsayan İlyas, Karaken, Kavacık, Cimbilli, Yaylabeli, Örencik, Çardak, Akçaköy, Elden, Ulupınar, Başmakçı ve Armut köylerini kapsayan bir gül yolu projemiz var. Burada amacımız gül yolu projesiyle hem katma değeri yüksek bir ürünü çiftçilerimize özendirmek hem de çiftçilerimizin geçim kaynağını arttırmaktır. Bu vesileyle gül yolu projemizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diler. Saygılar sunuyorum. Yine valimiz öncülüğünde, yine kıymetli valimizin öncülüğünde güzel bir buluşmada bir aradayız. Tabii bizler özellikle Burdur'daki siyasetçilerimizin birçoğu konuşmamıza başlarken göller, güller, gönüller diyarı Burdur'umuzun güzel insanları diye başlarız. Tabii gölümüzü biraz ilgisizliğe mahkum ettik. Gülümüzü Isparta'ya kaptırmakla uzun süredir bir durumla karşı karşıya kaldık. Ama çok şükür gönüllerimizde bir sıkıntı yok. Yine gönüllü insanlar olarak Burdur'da Burdur'umuzun öncelikli konularını öne alıp bir arada olmayı becerebiliyoruz.
bu anlamda önemli gördüğümüz bir projenin tanıtımındayız. Neden önemli diyoruz? Çünkü biliyorsunuz gerek yağışların azalması, gerek iklim kriziyle karşı karşıya olan bir Burdur'umuz söz konusu. Bir su fakiri olan bir Burdur'dan bahsediyoruz. Üreticilerimize, çiftçilerimize her daim su lazım. Şehir merkezlerinde, ilçe merkezlerimizde yaşayan hemşehrilerimize içme suyu lazım. Bu anlamda suyun da tabii ki verimli kullanılması lazım. İşte bugünkü tarım ürünümüz gül, suyu az kullanan bir bitki olduğu için ve aslında getirisi birçok tarım ürününe göre daha fazla olması ama çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi gerekiyor. İşte bu proje çiftçilerimizi bilinçlendirme adına önemli bir proje. O az önce bahsettiğim Isparta'ya kaptırdığımız, yani Türkiye'deki gül üretimine baktığımız zaman %85'i Isparta'da, %15'i Burdur'da ise burada biz Burdurlu olarak bir şeyleri düşünmemiz gerekiyor demek ki. Demek ki Burdur'da gül yetiştirilip Isparta'nın bu kadar gerisinde kalıyorsak demek ki bazı adımlar şimdiye kadar yanlış atılmış. Ama bundan sonra atılacak adımlar işte bu projede olduğu gibi doğru atılmaya başlayacaktır diye ümit ediyorum. Bu anlamda kıymetli valime, emeği geçen İl Genel Meclisi, başta Sayın Genel Sekreterim ve personeller olmak üzere ve bizler Ankara'daki temsilcilerin, Burdur'un milletvekilleri olmak üzere bu projeye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu projenin genişleterek büyümesinde katkı sunmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Güzel bir projeyle devam ediyoruz. Yine geçtiğimiz haftalarda burada başka bir güzel projede yetiştiricilik ve yeni bir kırsal üretimin, farklı bir üretimin toplumda gelir getirici bir zemine oturması ve ilimizin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi açısından bir projede beraberdik. Yine hemen aynı bölgede bu sefer turizmde, turizm amaçlı, tarım ve turizm amaçlı bir başka projede beraberiz. Esasında Burdur'la ilgili önemli güzel çalışmaların yapıldığı anlamına geliyor. Turizmi de aynı şekilde çeşitlendirmek gerekiyor. Yani turizmi bizim gibi geçiş iklim bölgesinde kültür ve tarihin büyük kazanımlarının olduğu yerlerde turizmi çeşitlendiren, yani ekoturizm, kırsal turizm, kültür turizmi, tarih turizmi gibi birbirini tamamlayan, spor turizmi gibi birbirini tamamlayan çok farklı bileşeni bir araya getirirsek turizmden daha fazla gelir elde ederiz. Ki tıbbi aromatik bitkiler bizim bölgemizde, işte lavanta ile başlayan, gülle devam eden ya da gülle başlayan sonra yerini lavantaya, sonra tekrar gülle tekrar gündeme gelen, esasında potansiyellerin harekete geçirilmesi anlamında önem taşıyor. Yani bu coğrafya, yani göller bölgesi dediğimiz, işte Burdur'u, Isparta'yı içine alan, daha Beyşehir'e kadar giden coğrafyanın esasında dokusu birbirine çok benziyor. Yetişen bitkisel üretim birbirine çok benziyor. Aynı kültür mirasına sahipler. Yani hem Anadolu tarihi bakımından, geçmişinden, hem de yakın gelecekte de bir araya gelmiş bir yapı. Burada turizmin potansiyelini iyi keşfedip gelen bir insanın buraya birden fazla turizm faaliyetinde bulunabilir hale getirmek gerekiyor. İşte bu hat dediğimiz hat esasında Burdur'un son yıllardaki gerek ülkede gerek ülke dışında en büyük tanıtımını oluşturan Salda hattına giden bir yol esasında bir anlamda. Lavanta biliyorsunuz bölgesi bakımından da çok değerli bir bölge. Farklı zamanlarda farklı faaliyetleri iç içe sokabilmek gerekiyor. Şehrimizin tarihsel kültürel birikimini de bunun içerisine katarak bir nüfus hareketi, sezon başladı artık insanların ülke içinde, özellikle yerli turizmden bahsediyorum. Ülke içerisinde hareketli yavaş yavaş hafta sonları başlıyor. Şurada bir ay sonra da genel yerli turizm, yabancı turizmi de bunu dahil ederek güçlü bir çalışmayı yürütmemiz gerekiyor. Bu vesile ile bu projenin de buna katkı vereceği ve belki bunu çok daha ileriye taşıyacak enstrümanlarla besleyeceğimiz ve böyle sadece sezonluk değil, güçlü organizasyonlar yapacağımız, yani büyük buluşmalar yapacağımız, on binleri belki yüz binleri buraya toplayabileceğimiz bir sezon içerisinde bir çalışmayı da kurgulamamız gerekiyor. Bu projenin üzerine bina etmemiz gerekiyor. Onun için ben bu vesileyle tekrar bu projenin ortaya çıkmasında ve taşın atılmasında emeği geçen herkese, ilk başlangıç çok önemli çünkü,
herkese çok teşekkür ediyorum ve Sayın Valimiz ve ekibine, il müdürlerimize de, il özel idaremize de katkıları sebebiyle hususiyetle teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Gül Yol projemiz için hep bir aradayız. Bugün ilimizde ekoturizm faaliyeti olarak Gül Yol projesini başlatıyoruz. Amacımız yaylalarıyla, doğal güzellikleriyle, Sagalassos antik kentiyle, Kibir antik kentiyle, Salda Gölü'yle ve yaylalarıyla hem doğal güzellikleri hem de kültürel mirası oluşturan, kültürel turizme kaynaklık eden değerlerini tanıtmak ve turizm pastasından ekoturizm faaliyeti olarak olabildiğince fazla pay almak. Bu bölge lavanta yoluyla ünlü bir bölge, lavanta yolu. Aynı zamanda biz bugün burayı bir gül yoluna da çevirmek istiyoruz. Amacımız bütün yerli ve yabancı ziyaretçilerin hakikaten ekoturizmde çok önde olan şehrimizi tanımaları, buranın geleneksel kültürünü tanımaları, yerel halkımızın buradaki yöresel ürünleriyle tanışmaları, buradaki yöresel kültürü tanımaları ve şehrimize katkıda bulunmaları. Bunun için İl Özel İdaremiz, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte inşallah bu projeyle birlikte şehrimize katma değer sağlayacak, ekonomik katkı sağlayacak, yerel halkın kalkınmasına hizmet edecek projeyi başarıyla uygulamak inşallah nasip olur diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umuyorum ki turizmi çeşitlendirmede bu önemli bir adım olur ve bunu daha büyüterek, daha genişleterek bu projeyi devam ettirmiş olur. Bütün ziyaretçileri, Türkiye'den veya dışarıdan yabancıları şehrimizdeki bu lavanta yolunu, gül yolunu görmeye davet ediyoruz. Hakikaten doğal güzelliği sizler de görüyorsunuz. Kokusuyla, görüntüsüyle muhteşem bir atmosfer. Bu muhteşem atmosferden hiç kimse mahrum kalmasın diyoruz. Projenin hayırlı olmasını diliyorum. Dedi de bademler vardı, cevizler fena değil. Sayın, biraz aşağı kadar bağlı olduğuna göre. Böyle çok olduğu zaman dara düşer. Sayın, şuna bak. Nereye gidiyorsun? Bekir, bekir.